Ben de mesela eğitimlerimde hani gülümseyin, bir müşteriyle karşılaştığınızda gülerek girin falan dedim. Böyle eczanelere bir ürün satan reprezentatiflere eğitim veriyordum ben de. Yok hocam dediler, yani bizim eczacılar dediler, böyle gülerek girersek içeri döverler bizi. Ya olmaz dedim, hiçbir şey. Bir deneyin şansınızı. Daha onlar kafalarında onu yıkamadık. Yani yıkamadılar. Daha sonra girdiklerinde başarılı olduklarını söyleyenler oldu ama hani karşı taraf ne diyecek acaba? Gülen bir insana ya deli derler ya da neşeli derler herhalde. Ne desinler? Ama gülümsemek de gülmek biraz farklı mesela. Yani tabii ki onun bir derecesi var. Kahkahalarla falan girmek değil. Mesela ben hatta şey diyorum, mesela kahkahalı gülmenin satışta pozitif olduğu için. Mesela müşterimden kahkahalı gülerim. Hatta bugün Eskişehir Üniversitesi'ndeydim. Yine böyle eğitim yapıyorum, bir taraftan kahkahalı gülüyorum. Bir öğrenci kalktı üniversitede. Dedi ki, Taner Bey dedi, çok merak ediyorum dedi. Bana bir şey öğretir misin? Neyi öğreteceğim dedim. Aa, şu kahkaha atmasını bana öğretin. Çok işten kahkaha atıyorsun. Hadi beraber Dedim ki, atalım. yani işte kahkaha atabilmek birisinin yanında Evet. özgüvenle alakalı bir şey. Tabii. Siz kendi hani var ya, hapşıramıyoruz bile ayıp olacak Evet, diye. evet, evet, evet. İşte Çok hapşırması doğru. gerekiyor, içine atıyor adam. Çok doğru. Şey, basınç yaratıyor. Yani Ailenize ve yakın dostlarınıza zaman ayırın. evet. Değil Ben mi? şunu inanıyorum. Türkiye'de aile olgusu maalesef düşüyor. Yani bu kapitalist dünya. Evet. Türkiye'de biz hep her şeyi böyle farklı algılıyoruz. Yani kapitalizm dediğim bir şey. Yani para odaklı Hı-hı. olmak, ekonomik Hı-hı. odaklı olmak. Aile önemli bir şey. Çünkü niye? İnsanın en yakın dostu ailesi Hı-hı. ve okul arkadaşları. Tamam, bunları kaybetmemiz lazım. Evet. O yüzden insanın bunlara çok bağlı kalması onun güçlenmesi anlamına Şimdi bu gelir. Facebook çıktığından beri sizle orada da Kesinlikle. tanışıyoruz, Kesinlikle. Evet, biliyoruz. aynen. Yani ne kadar çok arkadaşımız varmış, ne kadar çok arkadaşımızın Unuttuğumuz. arkadaşları varmış, unuttuğumuz. Ben bu Facebook daha duymadan önceki böyle birkaç ay önce ya dedim bir gün yazayım şu arkadaşlarım, bir liste yapayım. Hani kartlar bir yerde de almış bilmem ne. Facebook'u görünce dedim çok doğru bir iş yapılmış ama tabii arkasında yatan başka şeyler de olduğu söyleniyor ama şimdilik fena değil gibi Evet, her gidiyor. şey iyi tarafı var. Ölçülü kullandığımız sürece her şeyi Evet. faydamıza kullanabiliriz. Ama değil mi? Facebook'un aşırı kullanım zamanında zararı var. Ama çok eski dostlarla falan 15 yıllık arkadaşım buldum. Dün Amerika'da yaşıyormuş. Onunla karşılaştık falan. Çok güzel, Tabii çok onlar bir görüşüyor, keyifliydi. sonra bir daha yine kesiliyor. Yani Facebook'un alışkanlıkta olduktan sonra o da unutuluyor. E Yani unutulurdu. orada bile görüşme yok. Zamanı iyi değerlendirin Evet, diyorsunuz. ben zaman benim için en hassas şey. Hatta bununla ilgili ilk yazı yazdığım zaman, benim web sitemde de var. Dediler, sen insan olamazsın. Ama zaman konusunda o kadar disiplinim ki, yani rahatsız edici unsurlar. Ama ben ne yapıyorum? İki tane şey söyleyeyim size. Bir kere az uyurum. 6 saatten fazla uyumam. Altı Hatta saatten 6 fazla değil. saat uyumanı Evet. inanmıyorum. Keşke diyorum 4 saat uyuyabilsem. Ama keşke 2 saat uyuyabilsem. İkincisi ise muhakkak bir zaman planlaması yaparım. Ve ona mümkün olduğu kadar yaptığım plana uyarım. Yani olayların ve insanların benim programda olmasına izin vermem. Bencillik midir? Evet, bencilliktir. Zaten siz hayır diyemiyorsanız zaman yönetimi yapamazsınız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 2 hafta önce bir konuğum vardı burada. Huylarla ilgili, huy kalıpları ile ilgili bir çalışma yapılıyor. İyi satışçıların zaman problemi her zaman olur dediler. Yani hani illa da olmalı değil ama iyi satışçıların böyle bir şeyi vardır. Huy kalıplarında böyle bir şey çıkartmışlar. Ortalamada Doğru, çok var çıkmış. ama bende yok. Ha, zamanı yetiştirememeleri şeyi falan doğaldır dediler. Yani onu şey Çünkü biraz kavur yani şu etmek var, lazım dediler. aynı kendimizi tanımak gibi, neyi yapamayacağını, o zaman için ne yapacağını iyi plandan geliyor. Ne kadar önce Evet. planlarsak o kadar Öyle iyi. öyle çok Zaman yani. yönetimi tek şey önce, mesela ben Ocak ayın sonundaki kayağımın biletini, otel biletini aldım bile. Ben şu anda 2008 tatillerimi planlıyorum. Öyle yaşıyorum, valla inanılmaz bir şey. Hisar'da gidiyoruz galiba. Ben geçenlerde Evet, yazısı aynen. okumuştum. Onda, evet. Yani ben her şeyim, tatilim olsun, özel hayatım olsun, her şeyi önce planlıyorum. Hatta insanlar şaşırıyor yani, bu kadar nasıl planlı programlı. Ama o bana zamanı satın almamı sağlıyor. Evet, çok doğru. İyi giyinin, kendinize özen gösterin, kişisel imaj oluşturun var. Evet, bu Evet, da yani önemli, çünkü önemli bir insanlar konu. baktığınız zaman ilk 30 saniye sizin bilginize, aklınıza not vermiyor. Sizin kıyafetinize bakıyor, bir de görünüşünüze bakıyor. O yüzden baktığımız zaman imaj çok önemli bir 3 üç. dakika kalmış. Ben hızlı hızlı geçeceğim Tamam, şimdi. tamam, tamam. Seyahat edin, yeni insanlarla tanışmaya gayret edin. Bu çok önemli, değil mi? Çünkü ne Yani kadar insan tanışırsa, network network arttırmak. açısından artı kendimizin gelişim açısından, yani daha rahat hissetme Evet. konusunda insanlarla, ne kadar kendimiz dışında insanlar tanışırsak ve dinleyebilme Müthiş bir becerisi şey tabii. gösterirsek o kadar daha fazla rahat ediyoruz. Kendinizi geliştirin diyorsunuz ki bu konu çok önemli ama işte Türkiye'de kendisine yatırım yapan satışçı sayısı çok az. Düşük. Zaman, yoğunluk dışında yaptığı. Harcadığı para mesela Amerika'da 750 dolarmış yıllık harcama. Bizde 75 dolar harcıyorlar mı bilmiyorum yani. Bence kendinizi geliştirme Ortalamada. sürece bir süre sonra ölüm amile olursunuz. Evet, çok doğru. Hedeflerinizi belirleyin, kendinize inanın ve kararlı olun. Çok önemli bir şey. Hedef belirlemek önemli, kararlı olmak. Çünkü hedefi belirli insanlar 2 gün sonra ya bu olmaz diyoruz. Evet. Son söz burada. İnsanları sevin, değer verin ve Evet. yardımcı olun. Benim hayat felsefem şu. İnsanları sevmeyen bir satıcı olmaz. İnsanlar her dakika sevecek bir yan vardır. Sevmeyecek de çok yan vardır. Evet. Ama siz sevmeye çalışırsanız
Bu işi rahat yaparsınız. Öbür türlü rahatsız duyarsınız. Alkolik veya esrarkeş olursunuz. Satış çok kolay bir meslek. İnsanları sevdiğiniz sürece kolay. Şimdi ben burada bugün kapanış sözünü başka yerden almıştım ama buraya bakınca çok hoşuma gitti. Galiba bu başarı sözünü burada okuyup da programı kapatmak olur, isteyeceğim. Olur, memnuniyetle. Tabii. Peki, çok teşekkür ederim Taner Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kısaltı verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Evet, bugün Ralph Waldo Emerson'ın bir sözüyle kapatmak istiyorum. Başarı demiş, çok ve sık gülmek, çocukların sevgisini ve akıllı insanların saygısını kazanmak, içtenlikli eleştirilerin kıymetini anlamak ve kötü arkadaşların yoldan çıkarma girişimlerine dayanabilmek, güzeli anlamak, başkalarında iyiyi bulmak, sağlıklı bir çocukla, güzel bir bahçe ya da saygın bir sosyal durumla biraz daha iyi bir dünya bırakabilmek, hatta bir tek kişi bile olsa birilerinin siz yaşadığınız için daha rahat nefes aldığını öğrenmektir. Hoşçakalın.